Seninle konuşmamız lazım. Uyumadıysan beni arayabilir misin? Seninle konuşmak istediğim önemli bir konu var Suna. Efendim Serkan. Nejat oğlum, çok acayip bir şey oldu. Ne oldu? Kardeşin bekar değil artık. Öyle mi? Ne ya, yalandan öyle mi falan? Şaka yapmıyorum, ciddiyim. Dinliyorum oğlum. Böyle bir şey için beni aradığına göre durum ciddi belli. Senin gibi ketum olmadığım için çözülüyorum hemen işte. İyi yapıyorsun. Peki kimmiş bu bahtsız kız? Heh, şakalar, espriler. Sıkı dur. Melis. Hadi canım. Oğlum ne kadar oldu ya, ha? Nejat'la Hande sevgili oldular. Hem de benim sayemde. Ay nasıl komik bir şaka bu Sunacığım ya. Üf, gerçekten hiç şaka kaldıracak bunda değilim şu an. Hadi aç. Aç o zaman. Allah Allah. Ah Sunacığım, ah. Canım benim, acaba ne yapıyorsun da şu an bu telefonu açmıyorsun yani? Of. Ben hayatımda böyle bir kadın görmedim baba. Yani böyle fark etmeden sürekli hazır olayım yanında. Sürekli bir diken üstündeyim. Zaten benim ne işim var şirkette ya? Benim kahvede keyfim yerindeydi. Tabii Rafet'ciğim, kahvede yan gelip yatıyordun oğlum, değil mi? Bana bak, sen bu işten ayrılmak istiyorsun da bana yolunu mu yapıyorsun yoksa? Vallahi baba, ben kahveyi özledim, Tom'u özledim, Ekrem amcayı özledim. Ha yok, yalnız bizim eleman açığımız yok kahvede ama başka kapıya artık. Kahveniz. Merci. Sizin için ne yapabilirim Melis Hanım? Lütfen bana Melis de Burcu'cum. Otursana. Ben işini iyi yapan insanları çok severim. Ayrıca seninle çok iyi arkadaş olacağız gibi geliyor bana. Yani böyle düşünmenize sevindim. Burcu'cum, Serkan'ın benden önceki hayatının hareketli olduğu bir sır değil. Biliyorsun sen de. Yani? Ya benden öncesi beni ilgilendirmez tabii ama benden sonrası... Aslında hala birilerine çiçek falan yolluyor mu bilmek istiyorum. Eğer böyle bir şey varsa sen bana söyleyebilirsen... Melis Hanım. Melis Hanım. İşimi iyi yaptığımı söylediniz ya. Ben iyi bir asistan olmayı... Serkan Bey'in özel hayatını dedikodu malzemesi yapmamaya borçluyum. Ve izin verirseniz böyle de kalmak istiyorum. Bravo. İşte şimdi sana güvenebileceğimi anladım, biliyor musun? Öyle mi? Kesinlikle.
Serkan bana senden bahsettiğinde acaba haklı mı diye düşünmüştüm. Ama artık yanında rahat davranabilirim demek ki. Ne de olsa senden sır çıkmaz değil mi? Size hayal kırıklığına uğratmadığımı o kadar sevindim ki anlatamam. Neyse Burcucuğum, ben kaçıyorum. Kendine iyi bak, görüşürüz. Görüşürüz Melis Hanımcığım. Sinsice ya. Uf. Ya öyle işte. Kayda da Keremcan üzülmesin diye ona doğruyu söylememiş. Yalnız lafın ortasından girersen anlamam. Bunun başı sonu ortası yok. Sana burada Kayra ile ilgili bir şey anlatıyorum. Dinle ya. Dinliyorum. Ben de Kayra'ya dedim ki, Kayracığım dedim, karşı taraf üzülmesin diye böyle bir şeyleri saklamak olmaz dedim. Çok kötü, çok yanlış bir şey dedim. O zaman karşı taraf daha çok üzülür dedim. Anladın mı? Dedim Kayra'ya. Tamam, iyi demişsin de biraz abartmamış mısın? Nihayetinde onlar çocuk. 3 gün sonra unuturlardı. Ya hayır efendim, ne alakası var ya? Sonra bu çocukken edinilen kötü davranışlar ileride kemikleşiyor. Görüyoruz örneklerini. Tamam, sakin ol. Ay, sakinim ya. Bak mesela ben benden bir şey saklanmasından hiç hoşlanmam. Ha bir şey saklamışsın, ha yalan söylemişsin. Tamamen aynı benim için bu. Haklısın, doğru. Bizi düşün. Ne kadar yalan üzerine kurulu bir düzenimiz olsa da ben senden asla bir şey saklamam. Neden? Çünkü Kayra için en doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Emin misin? Tabii ki, tabii ki eminim. Bizim aramızda gizli saklı olmaması lazım. Bu çok önemli. Diyorsun. E tabii. Var mı sence bizim aramızda gizli saklı? Bilmem, var mı Sunan? Bana sorarsan ben hemen cevap verebilirim. Yok. Sen cevap verebilir misin? Ne gibi? Benden bir şey saklıyor musun? Ne o surat, ne o? Ne suratı ya? Bir cevap vermedin, öfledin falan yaptın garip garip. Niye cevap vermedin, ne oldu? Suna. Hayır ben bilemedim, ben bir şey soruyorum. Dürüstçe cevap veriyorum ama sen böyle bir yan çiziyor gibi geldin bana. Günahını almayayım da. Aa. Ne yapıyorsun ya? Ne oluyor Necat? Söyle hadi. Hazırım, söyle. Ne diyeceksen söyle. Hazır mısın? Evet. Tuvalet. Ne? Tuvalete gidiyorum şuna. Ha kaçıyorsun yani. Gene kaçıyorsun. Peki. Kaçamazsın. Necat Bey. Kaçamazsın. Ne söyleyeceksen hemen şimdi burada söyleyeceksin bana. Ne istiyorsun Suna, ne? Ne sakladığını söylemeni istiyorum. Telefonları yüzüme kapatıyorsun. Araya mesafeler koyuyorsun. Şimdi de kaçıp gidiyorsun. Hayır, sen benim bilmediğimi zannediyorsun ama biliyorum. Senin ağzından duymak istiyorum. Neyi biliyorsun acaba? Neyi duyacakmışsın ağzımdan? Hande ile sevgili olduğunuzu. Ne? Ne ne? Sevgilisiniz. Niye söylemiyorsun ya? Bu kadar zor mu bunu söylemek? Ya saçmalama. Hande ile sevgili falan değiliz. Ya hadi yalan söyleme bana ya. Suna. Ne? O zaman niye dün gece öpüşüyordunuz Necan? Sen dün bizi gözetliyordun değil mi? Yakalandın işte, yakalandın. Yo. Ben evde bir şey unutmuştum, onu almaya geldim. Bir an öyle gördüm sizin öpüştüğünüzü, çıktım gittim sonra zaten. Hem sen konuyu değiştirme, basmaya bana yalan söyledin. Ne yalanı? Bak bir an görmüşsün, kendi ağzınla söylüyorsun. Biraz daha sabretseydin gerçeği görürdün zaten. Özür dilerim, şaşırttım seni. Biliyorum çünkü ben de şaşkınım. Hiç inanmıyordum böyle bir şeyi yapabileceğime. Bir şey söylemene hiç gerek yok gerçekten. Kendini baskı altında da hissetme. Ama bunu söylemek zorundaydım Necat. Çünkü bunu kendime borçluyum. Ben duygularımı senden gizlediğim her an kendime ihanet ediyormuş gibi hissediyordum. Ama bundan sonra ne olursa olsun bu durumun aramızı bozmasına asla izin vermem. Çünkü her şeyden önce biz çok yakın arkadaşız. Öyleyiz. O yüzden kendini kötü hissetmene, gerilmene hiç gerek yok. Aramızdaki dostluğun yeterince sağlam olduğuna inanıyorum. Anne şu an benden bir cevap bekliyor musun bilmiyorum.
Ama bir Aylin gerçeği var. Onunla birlikte olmasak da o varken şu an başka birini alamam hayatıma. Doğru olmaz. Eğer Aylin için endişeleniyorsan gerek yok çünkü onun bundan haberi var. Efendim? Aylin'le bu konuyu mu konuştunuz? Konuştuk tabii. Hatta bana izin verdi. Şans diledi. Ha sen o yüzden ters davrandın bana o zaman. Sevgili olduğunuz için değil. Kızdığın için. O zaman ben onu... Sen o zaman benim Hande ile konuştuğumu da biliyorsun. Şuna sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hande'ye nasıl izin verirsin bana açılması için? Aylin misin sen? Hayatıma bu şekilde müdahale etmeye ne hakkın var senin? Bir dakika ya. Sen muhallebiciyi alıp benim hayatıma müdahale ediyorsun. Ben niye aynısını yapamıyorum? Aynı şey değil. Evet değil. Çünkü ben bunu senin için değil, Kayra için yaptım. Ben gittiğim zaman yanında anne diyecek birisi olsun diye. Hande de uygun bir adaydı, izin verdim. Pişman da değilim. Öyle mi? Öyle. Benim için en uygun adayı sen mi seçiyorsun? Ben uğraşamayacağım seninle ya. Uğraşma zaten. O zaman sen şimdi net bir cevap vermedin gibi Hande ha? Vermedim. Vermeyeceğim mi? Vereceğim. Cevabını da öğrenmek istiyor musun? Yok canım. Madem ama hani konusu geçti istersen söyleyebilirsin. Söylemeyeceğim. Bende kalsın. Neden? Çünkü Hande ile benim aramda. Cevabı da ona vereceğim. Sana değil. Ama niye canım? Ben sormadım zaten. Sık sık buluşalım. Ne oldu ayol? Ya şu masadaki kadınlara takıldım da. Eminim sana bakıyorlardır. Yalan söyleyecek değilim herhalde. İşte gözünü dikmiş bana bakıyorlar. Ayrıca bu duruma niye şaşırdın anlamadım ki. Necat Bey'le beraberken de hep bana bakıyorlar. Size baktıklarını sanmıyorum Hayri Bey ben. Ha gerçi şimdi siz buna da darılırsınız. Hani yani o biçim bakmıyorlar bana diye. Bir şey söyleyeceğim. Fotoğrafımızı mı çektiler? İşte söylüyorum sana inanmıyorsun ki. Bakıyorlar işte. Ya bizi çektiklerine emin miyiz? Saniye. Zamanla sen de zaten alışacaksın. Kıskanma. Yapacak bir şey yok. Ben yerim onları Hayri Bey. Hayır saniye lütfen yap. Saniye yap. Hayır saniye. Evet sizsiniz değil mi Saniye Hanım? Evet. İnternetten takip ediyoruz. Süpersiniz. İzin verin size bir kahve ısmarlayalım. Lütfen. Ne desem bilemedim ki şimdi. Peki madem ısrar ettiniz. İçeriz bir kahve herhalde değil mi? Hayriciğim. Buyurayım canım. Anahtarı unutacak zamanı buldum ya. Hayır siz ne yapıyorsunuz ki orada bir saattir? Salonun suyu çıktı çünkü. Kilitli oda. Yok. Yapamam herhalde ya. Hoş. Tamam, hadi bakalım. Sen meraktan öleceğim. Hadi. Hadi şunu hadi.
Aylin? Ha. Aylin ne yapıyorsun orada? Anahtarlarım. Dikkatli ol, dikkat et. Anahtarlarımı unutmuşum da yukarıda onları. İşte onları alacaktım. Zili de çalabilirdin. Bastım. O da bir alternatif. Bastım zile, duymadınız mı? Ya da zil bozuk. Yo. O zaman duymadınız yani. Ben hemen gidip alayım. Dur. Görüşürüz. Delirdin. Sen ne yapıyorsun orada? Yastıkları mı kokluyorsun? Yo. Mantıklı mı ki yastıkla ne alakası var? Düzelttim, dağılmış. Merdiveni duvara dayayıp eve girmeye çalışman ne kadar mantıklıysa bu da o kadar mantıklı. Bunlar? Beğendin mi? Evet. Muhallebici için mi? Burası artık bizim ya. Biraz çalıştım. Çok güzellermiş. Ya öyle karaladım. Yani aklımda birkaç fikir daha var da. Hatta seninle de paylaşacaktım. Ama? Ama? Boş ver ya. Öylesine çizdim zaten. Hı. Nihayetinde tapusu bende. İstediğim şeyi yaparım. Belki depo yaparım orayı. Tam düşünmedim yani, karar vermedim. Ne istiyorsan yap, hiç umurumda değil. Eminim. Sen ne unutmuştun evde? Daha doğrusu benim odamda. Anahtarımı. Anahtarımı unutmuştum. Düşürdüm bir yerde, bulamıyorum bir türlü ya. Anahtarını unuttun. Hı hı. Odada. Evet, ne var? Olamaz mı? Burada düşürmüş olamaz mıyım? Olur olur tabii. Buldun mu bari? Bulamadım. Hadi ya. Çok üzüldüm. Nasıl olur ki ya? Yok ya, ne benim odamda? Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Dalga geçiyor gibi bir halim mi var? Evet. O zaman geçiyorumdur. Hayır, ben aşağıdayken burada işte ışığı gördüm açık. Zaten anahtarımı aradım her yerde, bulamadım. Işığı açık görünce de geldim buraya işte. Işığı da açık unuttum sandım. Tabii ışığın açık olmasının başka bir sebebi varsa bilemem. Bir dakika, ben anlamadım yalnız. Bu odada olmamızın sebebi başka ne olabilir ki? Bilemeyeceğim artık, belki burada bir işiniz vardı. Bu odanın ışığı açık kalmış. Biz arkadaki odada çalışıyorduk. Oranın da ışığı yanıyordu. Görmedin mi sen? Görmedim. Kötü olmuş. Umurumda da değil zaten. Ben yavaştan gideyim. Tamam. Kapının yanındaki sehpa var ya. Oradan alırsın anahtarını. Her zamanki yerden yani. Hı. Nasıl oldu? Biraz daha iyi misin? İyiyim. Daha iyiyim. Sağ ol. Saniye, sanki bir derdin varmış da bana anlatmıyorsun gibi geliyor. Ya benim derdim değil aslında. Benim bir arkadaşımın sıkıntısı. Ha, nasıl bir sıkıntıymış bu? Şimdi benim bir arkadaşım birinden hoşlanıyor. O da aslında benim arkadaşımdan hoşlanıyor. Yani karşılıklı gibi ama böyle bir iki adım öteye gidemiyor yani ilişki. Öyle kalıyor gibi. Yani şimdi arkadaşım da diyor ki, karşı taraftan beklemeyeyim de ben hani itiraf mı etsem gibisine. Bence arkadaşın duygularını kendine saklasın Sani. Karşı tarafın ne yaşadığını, nasıl bir durum içinde olduğunu bilemeyiz. Yani belki izah edilemeyecek başka durumlar falan vardır. Çok doğru. Çok doğru olabilir. Belki de karşı tarafı kırmamak için gerçeği söyleyemeyecek kadar da
Kibar biridir. Ben kalkayım. Çok geç oldu. Dur ben seni bırakayım. Yok. Hiç gerek yok gerçekten. Ben geldim bir giderim zaten. O kahve bitecek biliyorsun değil mi? İçiyorum işte. Yeteri kadar eğlendiğine göre seni evine bırakabilirim artık. Ama ayılman lazım. Baban seni böyle görmesin. İyiyim ben. Şuna. İç bakayım şunu. Ha. Sen Hande'yle konuştun mu? Konuşmak üzereydim. Konuşmadın mı? Sen bana ne verecektin? Artık maalesef veremeyeceğim. Hadi be. Ne oluyor? Biz gidiyoruz şimdi. Suna'yı bırakacağım önce. İstersen seni de bırakayım. Ben biraz daha kalacağım Necat Bey. Peki. İyi eğlenceler sana. İyi geceler. Hadi bakalım. Bir yudum daha. Su al. Ben iyiyim ya. Şey oldum. Tamam atla hadi. Sana bunu vermek için gelmiştim. Ne bu? Okuyunca anlarsın. Dur. Şimdi oku. Niye? Şimdi böyle yüz yüzeyiz, sen beni görüyorsun, ben seni görüyorum, olmaz. Başka zaman oku. O zaman evde okurum. Hı. Gidebilir miyiz artık? Gidebiliriz. Ben gideyim artık. Yetti. Dur Burcu, ben de çıkıyorum. Bırakırım seni. Kendim giderim ya, zahmet etmeyin. Aşkım, after party için söz verdik Betüller'e. Ayıp olur gidersen. Ben kimseye söz vermedim, ayıp olmaz. Emin misin? Şu Yelda değil mi ya? Ondan önce de Özge'yi gördüm. Ne tesadüf, bir de İrem'i gördüm. İrem değil Serkan Beyciğim, Irmak. Evet. Irmak. Ne? Ne demeye çalışıyorsun canım? Bir gece için fazla rastlantı yaşadım, onu söylüyorum canım. Hayır, bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun yani? Hayır, bir şey ima etmeye çalışmıyorum. Açık açık söylüyorum. Bu gece bana yetti, şimdi de gidiyorum. İyi geceler. Hadi Burcu. İyi geceler. İyi geceler. Serkan'ın bu yaptığına inanabiliyor musun anne? Melis, o kadar canım sıkkın ki. Daha sonra konuşsak olur mu? Tamam. Ben de gidiyorum. Hande, Necat ceketini unuttu. Bunu da al istersen. Tamam, yarın veririm ben. Sağ ol. Suna. Diyorum ki acaba bu gece bizde mi kalsan? Hem Şevket Bey bu halini görmemiş olur. Hem de Kayra sabah uyanır uyanmaz seni görür. Ben de annen koşuya gitti demek zorunda kalmam. İstersen babana bir mesaj at, gelemeyeceğini söyle. Sabah da şöyle hep birlikte güzel bir kahvaltı yaparız, ne dersin? Simitli filan ha? Tamam, hatta simiti ben alıyorum bizzat. Zaten senin yüzünden Kayra simit canavarı oldu. Tamam o zaman, anlaştık güzel. Hep birlikte kahvaltı yapıyoruz.
Ne diyorsun? Anlaşıldı. Şevket Bey mesajı ben atıyorum. Kızım, Sinan benim. Ok. Saniye. Kızım aferin sana. Aferin güzel kızım benim. Rafet, oğlum koşturma. Hadi gel artık otur bakayım sofraya. Gel, gel bakayım. Gel bakayım. Gel otur, terledin mi bakayım. Heh, iyi. Pervin. Hayatım hadi sen de gel. Pervin, senin ne işin var burada? Evimi özlemişim. Beni neden arıyorsun Şevket? Benimle ne konuşmak istiyorsun? Beni o kadar çok aradın ki önemli bir şey olduğunu düşünüp kalkıp geldim. Sen Rafet'in karşısına mı çıktın? Evet, bugün oğluma rastladım. İnanmayacaksın ama tamamen tesadüftü. Bana bak, çocuklarımdan uzak dur. Anladın mı? Senin onların etrafında dolaştığını duymayacağım bir daha. Şimdi git buradan. Git hemen. Sunan'ın muhallebiciyi satın almasına izin vermişsin. Sağ ol. Bunun seninle ilgisi yok. Sen istedin diye yapmadım, tamam mı? Şimdi git buradan, defol dedim sana. Ben çocuklarıma yardım etmek istiyorum. Bir gölge gibi olsa da onların hayatında olmak istiyorum. Ben buna izin vermem. Senden izin almıyorum ki. Bana bak sen. Şevket. Şevket. Dur. Şevket. 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 Necati. Suna. Geldik. Anlaşıldı.
gel bakalım böyle. Ay, ne oluyor? O yüzden bir şey olmuyor. Sen şimdi rüyanda da düşünüyorsundur. Merak ediyorsundur. Etme. Hande'ye tabii ki hayır diyeceğim. Bakalım ne yazmışsın bana? Ben seni düşünüyorum. Sen çok güzelsin. Gözlerin, saçların çok güzel. Benim kız arkadaşım olur musun? Ben senin için her şeyi yaparım.